Merhabalar Hasan Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ortomoleküler tıp uzmanı Doktor Hasan Hüsnü Eren'le birlikteyiz ve konumuz magnezyum. Hocam, magnezyum nedir ve vücutta neler yaparla başlayabilir miyiz lütfen? Evet, önce herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Magnezyum önemli bir mineral. Vücudumuzda çok fazla ihtiyaç duyduğumuz, çok fazla metabolik süreçte faydalandığımız bir mineral. Magnezyum ismini bir Yunan şehrinden almış. İlk defa Magnezya diye bir şehirde bulunmuş ve ismini oradan almış. Yeryüzünde 8. en fazla bulunan mineral. Yer kabuğunda da en fazla bulunan 7. mineral. Ama bu kadar yaygın olmasına rağmen neredeyse vücudumuzda en çok eksikliği hissedilen bir mineral. Magnezyum tek başına bir molekül olarak bulunamıyor. Hep bir maddeyle birleşik olarak bulunabiliyor. Şelatlı halde bulunabiliyor. Yanında bağlandığı maddeye göre de isimlendiriliyor. İşte magnezyum oksit, magnezyum sitrat, magnezyum bisglisinat, magnezyum malat gibi isimler alıyor. Ve bağlı bulunduğu madde magnezyumun farklı özelliklerde de kazanmasını ve farklı rahatsızlıklara etki etmesini sağlayan özellikler kazandırıyor ona. Magnezyum zor bir mineral. Yani vücut için emilmesi, vücutta biyo yararlanımı zor bir mineral. Emilmesi çeşitli şartlara bağlı. Yanındaki bağlı bulunduğu maddeye bağlı. O nedenle magnezyumu farklı formlarını farklı amaçlarla kullanılırken emilimi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu özellikleri göz önünde bulundurarak bir form seçmek gerekiyor. Magnezyum vücudumuzda da en bol dördüncü mineralimiz. Yani vücudumuzda aslında magnezyum bol miktarda var ve bol miktarda olan bu magnezyum çok fazla reaksiyonda da kullanılıyor. Miktar fazla ama kullanıldığı alanlar da çok fazla. Magnezyum vücudumuzda enerji üretiminden DNA protein üretimine kadar işte enzimlerde kofaktör olarak şu ana kadar bildiğimiz 300-350 reaksiyon diye biliyorduk. Geçen gün bir yayın okudum. 600'e yakın vücuttaki metabolik süreçte kullanıldığına dair. Yani bu bildiğimiz 300 biliyorduk, 600'e çıkmış. Belki 1000 farklı reaksiyonda kullanılıyor. Hakikaten magnezyum vücutta birçok metabolik süreçte kullanılıyor. Magnezyum sadece kendisinin bulunmasının ötesinde birlikte çalıştığı bazı mineraller var. Bunların dengesini de sağlıyor. Aslında magnezyum tek başına değil, diğer vitaminlerle birlikte de dengesini sağlamak önemli. İşte bunlardan bir tanesi D vitamini, bir tanesi kalsiyum, bir tanesi potasyum gibi. Bunlar birbirleriyle sürekli alışveriş içerisinde veya birlikte bir şeyler yapıyorlar. O nedenle sadece magnezyum eksikliği değil, magnezyumun diğer minerallerle birlikte dengesinin olması vücutta sağlık haline getiriyor. Onun için buna çok dikkat etmemiz lazım. Mesela en fazla yanlış yaptığımız şeylerden bir tanesi kemik erimesi teşhisini koyduğumuz bir hastada biz kalsiyum takviyesi yaparız. Oysa kemik erimesi olan hastalarda büyük oranda magnezyum eksiktir. Magnezyumla kalsiyum dengelenemediği için tabii birçok bunu etkileyen faktör de var ama ana faktör olarak magnezyumun eksikliği kemiklerde kalsiyum eksikliğini beraber getirir.
osteoporozisi beraber getirir. Bu hastalara biz kalsiyum eksik, kemik erimesi var diye kalsiyum takviyesi veririz. Bunu verdiğimiz zaman zannederiz ki bu vermiş olduğumuz takviyeler gidip kemikte o eksikliği giderecek. Oysa gider damarlarımızda yerleşir, damarlarda kalsifikasyonlar oluşturur ve bu da kalple ilgili problemlerin temelini oluşturur. O nedenle magnezyum eksikliğini tek magnezyum eksikliği olarak değil, bir bütünün parçası olarak diğer vitaminlerle dengesine bakarak değerlendirmek lazım. İşte D vitaminine iyi bakmak lazım, kalsiyuma iyi bakmak lazım. Bunları eğer iyi değerlendirirsek magnezyum eksikliğiyle ilgili birçok yönüyle doğru şeyler yapma imkanına sahip oluruz. Peki hocam, kan testiyle bakılması mıdır burada da esas? Yani hepimiz biricik ve hepimizin ihtiyacı farklı, evet. Magnezyum için kan testi mi yaptırmalıyız belli aralıklarla o zaman? Şimdi magnezyum için de diğer mikro besinler için de aslında bizim vücudumuzun kan testleriyle durumu tam olarak anlamak mümkün değil. Şimdi magnezyum özelinde şöyle bir yanlış yapıyoruz. Magnezyumun %1'i kandadır. Geri kalanı dokularda ve kemikte depolanmıştır. Yani kanda magnezyum biraz azaldığı zaman %99'luk bölüm genelde kanda bu bölümü tamamlar. Ama eğer kanda da eksik çıkıyorsa ciddi bir magnezyum eksikliğimiz vardır diye yorumlayabiliriz. Fakat kanda normal çıkması demek bizim magnezyum anlamından yeterli bir seviyeye sahip olduğumuz anlamına gelmez. Çünkü magnezyumun asıl görev yaptığı hücre içi magnezyum değeri, kemikteki ve dokudaki magnezyum değeri önemlidir. O nedenle magnezyum tahlillerinde bir anlamda magnezyumu hücre içerisinde bakmak lazım. Tabii bunlar bu kadar özel testler yaptığınız zaman maliyet getiren de durumlar. Yani teste ödeyeceğiniz parayla magnezyum takviyesi yapsanız belki bu daha avantajlı olabilir. Bir de tabii magnezyum özelinde dünya genelinde yapılmış araştırmalarda genellikle toplumun büyük bir kısmının %75-%80'lik kısmının magnezyum anlamında ciddi eksikliği olduğu tespit edilmiş. Hatta bu sayının yarısı yeterli magnezyumun yarısından daha azına sahip. Yani çok az düzeyde magnezyuma sahip vücudumuz. Zaten biraz sonra magnezyumun vücudumuzda neler yaptığını anlattığımızda, eksikliğinde hangi rahatsızlıkları gördüğümüz, karşılaştığımızı, hangi belirtileri yaşadığımızı anlattığımızda ben inanıyorum ki bu konuşmayı dinleyen herkes ya bende magnezyum eksikliği var diyecek kadar yaygın bir belirtiyle karşı karşıya kalacağız. O kadar çok vücudumuzda magnezyum eksikliğini gösteren belirtiler var ki ve maalesef cümleyi tersinden söylersek biz basit bir magnezyum eksikliğiyle tedavi edeceğimiz bir rahatsızlık için yıllarca antidepresan kullanıyoruz, yıllarca uyku ilacı kullanıyoruz, yıllarca ağrı kesiciler kullanıyoruz, kalp ilaçları kullanıyoruz. Yani aslında bir ölçüde bizim magnezyum eksikliğimizi görmezden gelip bu eksikliğe bir isim vererek, başka bir hastalık ismi vererek tedaviye çalışmamız sonuç getirmiyor. Ne kendimizi daha iyi hissediyoruz ne de kullandığımız ilacı bırakabilecek cesareti kendimizde bulabiliyoruz. Ömür boyu ilaç bağımlısı oluyoruz. Oysa basit bir magnezyum takviyesiyle birçok problemi çözebiliriz.
Peki hocam neden bu kadar eksikliği yaygın görülüyor ve nasıl anlarız? Yani hangi rahatsızlıklar ya da semptomlarla anlarız eksikliği? Şimdi isterseniz magnezyum eksikliğinde görülen belirtilerden birkaç tanesini söyleyeyim. Çünkü hepsini söylemeye kalktığımızda hakikaten hepimiz diyeceğiz ki bizde kesin magnezyum eksikliği var. Mesela bakın uykusuzluk, sinirlilik, gürültüye karşı duyarlılık, zihinsel bozukluklar, kaygı, depresyon, huzursuzluk, kas ağrıları, premenstrüel sendromlar kadınlarda, işte baş ağrılarımız, çarpıntılarımız, kronik yorgunluğumuz, ekstremitelerde soğukluk, beyin sisi, konsantre olamama, iştah bozukluğu, alerji duyarlılıklar, kötü vücut kokusu, kötü terleme, unutkanlık, koordinasyon bozukluğu, insülin direnci, karbonhidrata düşkünlük, bağırsaklarla ilgili problemler, böbrek taşı, tiroid problemleri, huzursuz bacak sendromu. Yani bunu saysam belki bir saat boyunca magnezyum eksikliğiyle ilgili şeyleri sayabilirim. Bakın kısacık magnezyumla ilgili neler görüldüğünü söyledim. En azından insanlar diyecek ki, aa bende bu var, magnezyum eksik. Bende de bu var, magnezyum eksik. Gerçekten hem duygusal hem fiziksel sağlığımız açısından magnezyum eksikliği bizi çok etkiliyor. Çok fazla hastalıkla karşı karşıya oluyoruz, kalıyoruz. Şimdi isterseniz bu saymış olduğum hastalıklardan birkaç tanesini daha detaylı olarak konuşalım. Lütfen, buyurun. Yani ne olabiliyor? Mesela hepimizin çantalarında aksesuar olmuş, aksesuar gibi taşıdığımız bir ilaç var, mide koruyucular. Aslında hayatımızı zehir eden, sağlığımızı bozan bu ilaçlar neden kullanıyoruz? Reflü şikayetimiz, mide ekşime şikayetimizle ilgili kullanıyoruz. Oysa reflülerin büyük bir kısmı magnezyum eksikliğinden kaynaklanıyor. Eğer işin içerisinde kasla ilgili bir problem varsa, bu damarlarımızdaki bir kas olabilir, vücudumuzdaki bir kas olabilir, mide bağırsakla sistemimizdeki bir kas olabilir. Mutlaka ve mutlaka magnezyum aklımıza gelsin. Mide ile yemek borusu arasındaki sfinkterin düzgün çalışamamasının nedeni magnezyum eksikliğidir ve buna bağlı reflü şikayetleri görülebilir. Yani reflü şikayetiniz olduğunda midenizi korumak için bir şeyler almak yerine magnezyum almak daha başarılı ve daha etkili bir sonuç oluşturabilir. Çocuklarımızda dikkat eksikliği çok yaygın. Gene çocuklarımızda magnezyum eksikliği dikkat eksikliğine neden olabiliyor. Ya da bu çocuklarda magnezyum takviyesi belirtilerin düzelmesine olumlu katkı oluşturabiliyor. Çünkü magnezyum birçok nörotransmitterin oluşmasında veya çalışmasında kofaktör olarak görev yapıyor. Yine çok yaygın, neredeyse yaşlıların korkulu rüyası, Alzheimer ve bunama. Magnezyum burada da çok etkili. Amiloid plakları parçalayan ve oluşumunu engelleyen bir enzim için magnezyum kofaktör. Yani magnezyum olmadan bu madde çalışamıyor. Eğer magnezyumunuz yeterliyse bu madde çalışarak amiloid plaklar yani beyindeki o rahatsızlığa neden olan plaklar oluşmuyor. Bir başka problem hepimizde işte beslenmemizin yanlışlığı, vücudumuzdaki yanlış işleyişin sonucu kronik bir hastalığın göstergesi olarak enflamasyon dediğimiz mikropsuz iltihap hali. Hepimizde bu var. Ya vücudum ödemli. Vücudum su tutuyor. Su topluyor dediğimiz şey aslında bu enflamasyon. Yapılan araştırmalar göstermiş ki vücudumuzda eğer magnezyum yeterliyse laboratuvar olarak baktığımızda enflamasyon markerlarımız düşük oluyor. Enflamasyon markerları düşük yani vücudunda enflamasyon olan bir insanda
bakıldığında magnezyum düşük çıkıyor. Yani burada da kronik hastalıkların zeminini oluşturan rahatsızlıklarda da magnezyum etkili. Biraz önce saydığım anksiyete, stres, panik atak gibi rahatsızlıkların hepsinde neredeyse magnezyum eksikliği mutlaka var. Yani bunlar da bir magnezyum takviyesi kişilerin avuç avuç uyku ilacı almasına gerek bırakmayabiliyor. Stres veya anksiyete ile ilgili ataklarınız, panik atak gibi hayatınızı zehir eden belirtilerden basit bir magnezyum takviyesiyle kurtulabiliyorsunuz. Şimdi çok yaygın, herkes gene mide ilacı gibi gözü kapalı aldığı bir ilaç var. Kan sulandırıcılar, aspirin. Kan sulandırıcı aspirin. Hatta bu koronadan sonra çok şey oldu, yaygın oldu. Herkes kan sulandırıcı kullanıyor. Şimdi pıhtılaşmanın nedeni aslında damarlarımızda oluşan bir hasarı tamir etmek içindir. Orayı yamamak için trombositler orada yapışırlar ve burada bir sızıntı olmasını engellemeye çalışırlar. Şimdi magnezyum kalsiyum seviyelerini kontrol ederek trombosit aktivitesini düzenler. Yani magnezyum kullandığınızda bir çeşit antikoagülan gibi, o kullanmış olduğumuz aspirinler gibi etki gösterir. Eğer sizin magnezyumunuz yeterliyse veya bunu takviye olarak alıyorsanız pıhtılaşma riskini minimuma indirmiş olursunuz. Gene biraz önce söylediğim gibi damarlarımızdaki o kasları gevşelterek magnezyum hipertansiyon oluşmasını rahatlatır. Yani hipertansif hastalarda eğer magnezyumu yeterli hale getirirseniz tansiyonla ilgili değerleri normale düşer. Gene kalple ilgili bir başka rahatsızlık, düzensiz kalp atışı, aritmi dediğimiz durum. Burada da magnezyumu eğer biz yeterli hale getirirsek kişide kalpteki bu düzensiz çalışma normalleşir. Zaten özellikle hastanelerde bu tür aritmi durumlarında biz damardan magnezyum takviyesi kullanılarak bu aritmiyi ortadan kaldırırız. Birçok depresif insan var. Günümüzün moda hastalığı, çağımızın hastalığı, işte yaşam şartları nedeniyle depresyon herkeste var diyoruz. Aslında depresyon herkeste yok. Yanlış yaptığımız veya vücudumuzda eksik olan bir takım şeylerden dolayı bizim depresyonumuz var. Vücudumuz fiziksel travmalara karşı koyma gücüne sahip. Bizi ruhsal olarak sağlıklı tutmaya yönelik hormonal dengemizi oluşturma gücüne sahip. Ama bunu yapacak eğer yeterli malzeme yoksa. İşte triptofanın serotonine dönüşmesi için yeterli magnezyumunuz yoksa. Triptofanınız var ama son ürün sizi mutlu edecek mutluluk hormonuna bunu dönüştüremiyorsanız. İşte C vitamini, iyot gibi mineralleriniz bunun yanında eksikse siz duygusal stres karşısında yeterli cevabı oluşturamadığınız için kendinizi mutsuz ve depresif hissediyorsunuz. Oysa vücudun bu işleyişini destekleyecek mikrobesinlere sahip olursanız depresyonu kolaylıkla atlatabiliyorsunuz ki aynı stres, hatta bir başkasına göre daha yoğun strese maruz kaldığı halde depresyona girmeyen insanlar var. İşte bunlar da bu yeterlilik olduğu için işte hep sorarız ya, aynı şartlarda o da aynı şartlarda yaşıyor, ben de aynı şartlarda yaşıyorum ama o sağlıklı, ben hastayım. İşte bu bizim bu dengeyi sağlama kapasitemizle ilgili.
beslenme şeklimiz, dışarıdan aldığımız mikrobesinler, vücudumuzdaki mikrobesin yeterliliği, vücudumuzdaki toksin yükümüz, bunların hepsi vücudumuzun işleyişini belirleyen ana kriterler. Bunlar da değişiklikler fiziksel ve duygusal travmalara karşı bizim cevabımızı belirliyor. Birisi dayanıklı olabiliyor, birisi dayanıksız olabiliyor. Ki COVID'de olduğu gibi birisi virüsü alıyor, ayakta geçiriyor. Aynı virüs bir başkasını yoğun bakıma düşürebiliyor. Şimdi magnezyum eksikliği ile ilgili ilginç bir etkileşim D vitamini ile olandır. Şimdi magnezyum eğer vücudunuzda eksikse genelde D vitamininiz de eksik veya D vitamininiz düşükse magnezyumunuzun da eksik olduğunu düşünebilirsiniz. Bunlar böyle birlikte çalışır ve D vitaminini tamamlamaya kalktığınızda eğer magnezyumunuz eksikse D vitamininiz aktifleşmez. D vitaminini tamamlamış olursunuz ama ondan yararlanamazsınız. Veya magnezyum olmadan D vitaminini takviye ederseniz kabız olursunuz gibi. Aslında vücutta dengeyi oluştururken bu bir tatlara vali gibi, belki çok uçlu bir tatlara vali gibi düşünmek lazım. Yani ben bir şeyi tamamladım, iyi oldum. Yani şimdi hepimizde çok yaygın bir şekilde şöyle bir şey var. Tahlillerimizi yaptırıyoruz, bakıyoruz. Aa, D vitaminimiz çok düşük. Hadi D vitamini alalım. D vitaminine yükleniyoruz. D vitamini tamam olunca değişmesini beklediğiniz bir takım belirtiler var. Değişmiyor. Ama değerleriniz iyi. Yani kağıt üzerinde kendinizi iyi hale getiriyorsunuz. Ama klinik olarak iyileşemiyorsunuz. Çünkü birbiriyle etkileşimi olan, birbiriyle dengesi kurulması gereken mikrobesinleri bu dengeyle almadığınız zaman, bu dengeyi oluşturamadığınız zaman tamamlamadığınız mikrobesinden de istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz. Biraz önce magnezyum D vitamini ilişkisinde anlattığım gibi çok çarpıcı bir örnek daha vermek istiyorum iyotla ilgili. Şimdi hepimizin çok gene sevdiği, çocuklarımız da dahil olmak üzere hepimizin çok yoğun kullandığı bir takviye var. Balık yiyemiyoruz, omega alıyoruz. Omega 3 takviyesi alıyoruz. Şimdi omega 3 takviyesi doymamış yağ asitleri içerir. Bu bağlar eğer doygun hale gelmezse bu bağlar oksitlenir. Yani işe yaramaz hale gelir. Omega 3'teki doymamış bu bağları doyuran şey iyottur. Vücudunuzda iyot eksikse bu bağları doyuramadığınız için, oksitlenmesini engelleyemediğiniz için omega 3'lerden istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Oksitlenirler. Ya da omega 3'ler vücudunuzda az olan, yetersiz olan iyotu kullanarak oksitlenmez hale gelirler. Ama bu sefer tiroidinize hormon üretecek iyot kalmaz. Hipotiroidiniz derinleşir. Gidersiniz 50'lik, 75'lik hormon ilacı kullanırken 100'lük, 125'lik hormon ilacına çıkılır. İşte iyotu fazla miktarda alalım, ihtiyacımız var denince ya hiçbir işe yaramıyor denilenlere güzel bir örnek olsun diye anlattım bunu. Aslında iyot birçok işe yarıyor. Aslında kullanmış olduğumuz mineraller, magnezyum da birçok işe yarıyor. Yani magnezyum olmadan yaşamı sürdürmek mümkün değil. Ama bunu yaparken de vücudun genel dengesini görmek lazım. O bütünü görmek lazım. Bir ağaca bakıp ormanı kaçırmamak gibi bir şey bu. Yani eğer siz bu dengeyi bütün komponentleri açısından ele alıp oluşturamazsanız tek taraflı yapılan bir besleme vücudunuzda istediğiniz iyilik halini oluşturmuyor. Parantezi kapatayım. Magnezyumla ilgili
olumlu veya eksikliğinde görülen rahatsızlıklardan birkaçını da anlatayım. En çok insanların rahatsız olduğu şeylerden bir tanesi huzursuz bacak sendromu. Huzursuz bacak sendromu magnezyum eksikliği olanlarda çok yaygın görülüyor veya magnezyum eksikliği şiddetini çok artırıyor. Ben buna gene iyot özelinden bir pencere açayım. İyot ve magnezyumla birlikte yapılan desteklerde huzursuz bacak sendromu olan hastaların büyük bir kısmı bu probleminden kurtuluyor. Bakın, magnezyumla takviye ediyorsunuz, çok iyileşmiyor. Veya bir kişide huzursuz bacak sendromu var, iyot kullanıyor, iyi geliyor diye iyot alıp kullanıyor, o da iyileşmiyor. Ama magnezyumla iyotu birlikte kullanıyor, düzeliyor. Veya magnezyumla iyotu düşük dozda kullanıyor, gene bir etkisi olmuyor. O yeter doza çıktığı zaman problem halloluyor. Yani burada hep bunları anlatırken şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir şeyi almanız, o şeyin iyi geldiği problemleri ortadan kaldırıyorsunuz anlamına gelmiyor. Çünkü vücut bir ekosistem, vücutta mikrobesinler, vitamin ve mineraller bir denge halinde çalışıyor. Birinin eksikliği, diğerinin fazlalığı bu dengeyi bozabiliyor. Hepsini göz önünde bulundurarak yapacağınız bir dengeleme ancak sizi sağlıklı yapabiliyor. Onun için hep soruyorlar, işte şunu ne kadar kullanayım, bunu ne kadar kullanayım, bunu aldığım zaman işte herkese iyi gelmiş, bana iyi gelmedi, neden iyi gelmedi? Aslında bu soru herkese özel. Cevabı da herkese özel. Çünkü hepimiz aynı değiliz. Hepimiz farklıyız, hepimizin farklı özellikleri var. İşte birimiz sigara içiyor, birimiz alkol kullanıyor, birimiz hayatında organik gıdanın dışında bir şey tüketmemiş, birimiz, kimimiz veganız, kimimiz etten başka bir şey tüketmiyoruz, kimimizde boğazımıza kadar ağır metal yükü var, kimimiz işte suyu çok kalitesiz içiyoruz, çok kalitesiz şartlarda yaşıyoruz, çok büyük stres altında çalışıyoruz. Yani bu kadar bizi etkileyen faktörün olduğu bir dünyada hepimizin aynı olması mümkün değil. Hepimizin rahatsızlığıyla ilgili verilecek bu rahatsızlıkla ilgili sorulara cevap da aynı değil. İşte eğer biz bunu böyle görürsek, konvansiyonel tıbbın şu anda içinde bulunduğu hataya düşmüş oluruz. Ortomoleküler tıp, holistik tıp veya bütünsel tıp adına ne derseniz deyin, eğer insanı bir bütün olarak ele almazsanız, yediğiyle, içtiğiyle, ilişkileriyle, dostlarıyla, oturduğu yerle, işiyle, mental dünyasıyla, ruhsal dünyasıyla, enerjik boyutuyla bunları bir bütün içinde ele almazsanız, doğru cevabı bulmanız mümkün değil. Onun için hep söylüyorum, gene burada ifade edelim. Hastalık yok, hasta var. Eğer hastalığı tedavi etmeye kalkarsanız başarısız olursunuz. İşte biz konvansiyonel tıp yaklaşımıyla hastalıkları tedavi ediyoruz. Bakıyoruz, sen diyabet hastasısın. Evet, şu ilaçları kullanacaksın. Diğerine bakıyoruz, sen de diyabet, bu ilaçları. Böyle bir şey yok. Tedavi kişiye özel olmalı. Eğer bunu sağlayamazsanız doğruyu da bulamıyorsunuz. Yine parantezi kapatayım. Magnezyum eksikliğiyle ilgili yine çok sık rastladığımız şeylerden bir tanesi uyku problemlerimiz. Yeterli magnezyum aldığımızda uykuyla ilgili çoğu uykusuzluk çeken kişinin problemi düzelebiliyor. Migren hakeza öyle. Migrenle ilgili rahatsızlıklarda magnezyum ciddi olumlu etkiler yapabiliyor. Çok sıkıntı veren, vücudumuzda nedeni ne olduğu belli olmayan bir problemdir migren. Herkeste farklı etkiler olabiliyor. İşte kiminde hormonal problem, kiminde damarlarla ilgili, kiminde alerjiyle ilgili problemler olabiliyor. Ama magnezyum bu saydıklarımızın hepsinde de olumlu etkiler olduğu için migrenin büyük bir kısmında
olumlu sonuçlar oluşturabiliyor. Magnezyumunuz eksikse hızlı yaşlanıyorsunuz. Eğer magnezyumunuz yeterliyse bu sizde bir anti-aging etkisi yapma potansiyeline sahip. Yani bol enerji üretiyorsunuz, toksinlerinizi rahat atıyorsunuz, vücudunuzdaki metabolik süreçler düzgün işliyor. Bu da gençliği beraberinde getiriyor. Yani dışarıdan kullandığınız kremlerle değil, içinizdeki sistemi düzgün işleterek ve kendinizi içten temizleyerek, sağlıklı tutarak genç kalabiliyorsunuz. Magnezyum da bu konuda önemli bir destek sunuyor. Adet öncesi problemi olan çok kadın var, çok hastam var benim de. Bunlarda da özellikle magnezyum B6 vitaminiyle beraber kullanıldığında, yanına bir de küçük cesaret edip de iyot yazabilirseniz, iyot kullandırabilirseniz ciddi olumlu sonuçlar elde edebiliyorsunuz. İşte bazılarımızda vücut kokusundan çok şikayet ederler. Vücudun bu kötü kokusu, kötü kokmasının altında magnezyum eksikliği olabilir. Çünkü magnezyum ter bezi aktivitesini düzenliyor. Ve buradaki kötü koku üreten kimyasalları nötralize etmek gibi bir etkisi var. Öyle olunca hoş olmayan kokuları magnezyumla ortadan kaldırabiliyorsunuz. İşte kemik gelişimi için magnezyum etkili. Ama biraz önce söylediğim gibi kemiklerimde problem var, magnezyum alayım geçsin değil. O dengeyi oluşturmak için magnezyum olmazsa olmaz minerallerden bir tanesi. Astım, KOAH gibi solunum yolları ile ilgili problemlerde magnezyum çok etkili. Avuç astım ilacı kullanıp düzelemeyen ama magnezyumu yeterli miktarda alıp takviye yapan, astım problemleri rahatlayan hastalar gördüm. Aslında bizdeki problemlerden bir tanesi de şu: biz hastalıkları ilaçlarla tedavi edeceğimizi zannediyoruz. Ama maalesef ilaçla tedavi edilen bir hastalık da görmedim ben. Aslında bizi tedavi edecek, sağlıklı tutacak doktorumuzu içimizde taşıyoruz. Ama bu doktoru hep hastanelerde arıyoruz. Oysa ki bizi tedavi edebilecek, dengeye getirebilecek ve sağlıklı tutabilecek tek doktor immün sistemimiz. İmmün sistemimizin çalışmasını engelleyecek yükü onun üzerinden alırsak, immün sistemimizi ihtiyacı olan malzemeleri vererek rahat çalışmasını sağlarsak, o da bizi sağlıklı tutuyor. İşte magnezyum da bu desteği immün sisteme veren önemli minerallerden bir tanesi. Yine çığ gibi büyüyen, özellikle toplumumuzda çok çok fazla görmeye başladığımız, dünyaya göre daha fazla artış gördüğümüz problemlerden bir tanesi şeker hastalığı. Şeker hastalığının ayak sesleri de insülin direnciyle gelir. Eğer bir kişide insülin direnci varsa mutlak ve mutlak magnezyum eksikliği de vardır. Magnezyum olmadan glukoz metabolizmasını düzenlemeniz mümkün değil. İnsülin direncini ortadan kaldırmanız mümkün değil. Gene spor yapan, aktif sporla uğraşan kişilerde magnezyum önemli bir ihtiyaç. Hem terlemeyle fazlaca magnezyum kaybetmelerinden dolayı, hem de kasların o relaksasyon, gevşemesi, oluşan spor sırasında oluşan travmaların hızlıca tedavi edilmesi anlamında magnezyum ihtiyaçtır. Vücudumuzun enerji üreten hücreleri mitokondriler, biliyorsunuz, enerji fabrikalarımız. Bunların da bizim hücrelerimiz olup olmadığı da tartışmalı. Yani bir bakteri olabileceği konuşuluyor. Yani vücudumuzun enerjisinde bir farklı canlıdan alıyor gibiyiz.
Bu mitokondrilerinde enerji üretmesi için magnezyum mutlak şart. Olmazsa enerjimiz düşüyor. O yorgunluk hissetmelerimiz, gün boyu enerjimizi kendimize yetiremememizin altında enerji üretememe, magnezyum eksikliği olabilir. Herkesin magnezyum konusunda en çok bildiği ve bu bende oldu, magnezyum eksikliğim var dediği şey kramplar. Bunu çok iyi öğrendik. Krampımız varsa bazen benim hastalarım gelip kendileri şey yapıyorlar. Hocam bende kramp var, magnezyum eksikliğim var herhalde, ne diyorsunuz diye beni de sınav yapıyorlar bu konuda. En çok bunu biliyoruz. Krampımız varsa evet magnezyum eksikliğimiz vardır demeliyiz. Fibromiyaljilerimiz çok yaygın, fibromiyaljik rahatsızlıklar. Gene bunun altında magnezyum eksikliği önemli. Hem magnezyum fiziksel dengemizi sağlarken hem de o biraz önce anlattığım depresyon, anksiyete ile ilgili problemleri çözdüğü için fibromiyaljide önemli olumlu katkıları var. Fakat burada yine bir parantez açayım. Çünkü buralarda çok fazla hasta klinik deneyimim olduğu için eğer fibromiyaljiye magnezyumun yanına iyot eklerseniz harika sonuçlar alabiliyorsunuz. Onun için hep söylediğim, bir kişi de bir şey vererek o kişiyi düzeltirim hayalinden vazgeçmemiz lazım. Kişiye ne kullanması gerekiyorsa net olarak bunun tanısını koymamız lazım. Yani fibromiyaljim var diyen bir kişiye gözü kapalı magnezyum takviyesi yazıyorsak yanlış yapıyoruz. Çünkü evet fibromiyaljide magnezyum eksikliği önemli ama iyot eksikliği de önemli. Silika eksikse de bu bir problem. Veya fibromiyaljisi olan bir kişide ağır metal yükü fazlaysa da bu bir problem. Yani birçok sebepten oluşabilecek bir rahatsızlığı aklınıza ilk gelen şeyi magnezyumu tamamlayarak tedavi ederim diyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok problemde magnezyum ihtiyaç. Ben son örneğimi de söyleyeyim. Anlatmaya devam edersek işte birçok örnek verebiliriz. Hakikaten magnezyum vücutta çok yaygın kullanıldığı için eksikliğinde de vücudun her sistemiyle ilgili rahatsızlıklar yaşayabiliyoruz. Gene ileri yaştaki kadınların en büyük problemi menopoz. Menopozdaki o sıcak basmaları ve problemleri magnezyum eksikliği ile daha rahat hale getirilebiliyor. Burada magnezyum eksikliğiyle ilgili bazı rahatsızlıklara dikkat çektim, anlattım ama bunun magnezyum eksikliğiyle ilgili problemler, vücutta oluşan problemler sadece bunlar değil. Birçok problem oluşabiliyor. Bunlar en yaygın ve gördüğümüz neredeyse bu rahatsızlıkların %80-90'ını oluşturan bölümüydü. Bunları başlıklar halinde anlattım. Bunun dışında da magnezyum eksikliği ile ilgili sıkıntılar, problemler yaşayabiliriz. O nedenle magnezyumu aklımızın bir köşesinden çıkartmayalım. Çünkü çok yeterli magnezyum alamıyoruz. Aslında takviye ihtiyacımız olmadan bunu alabilmemiz lazım ama alamıyoruz.